Neon 1 YouTube kanalına hoş geldiniz. Davulumuza oturduktan sonra birazcık önce davulumuzu tanıyalım. Hi-hat, trumpet, tom 1, tom 2, floor tom ya da tom 3, zillerimiz, crest zili, ride zili ve tabii ki aşağıdaki pedallarımız, kick pedalımız ve hi-hat pedalımız. Birazcık davula oturuştan bahsetmek istiyorum. Ne çok yükseğiz, ne çok alçağız. Genel olarak 90 derece hareketler çiziyor vücudumuz. Bacağımızdan başlayarak geldik. Yine bir 90 derece oldu ve yukarı doğru yine 90 dereceyiz. Dik oturuyoruz, kambur değiliz, aşırı gergin değiliz. Belimizden dikiz ama omuzlarımız gevşek ve rahat. Biraz bagetlerimizi nasıl tutacağımıza bakalım. Günlük hayattan örnek vermek gerekirse çok basit şekilde tornavida sıkar veya çevirir gibi tutuyoruz diyebiliriz. Şurası ilk kavrama noktamız ve diğer parmaklarımızla destek alıyoruz. Boş değil parmaklarımız. Baş parmağımız kesinlikle bagetin üzerinde şu hizada. Bu şekilde değil, bu şekilde değil. Çünkü hızlı hareketler yaptığımız zaman kontrolümüz çok ciddi şekilde azalacaktır. Bir de şöyle bir tutuşumuz var. Bunun adına traditional grip deniyor. Yine bunu da buradan, şu şekilde buradan ilk kavrama noktamız. Ve şu iki parmağımızı ayırıp ortasını alıyoruz. Bu şekilde çalıyoruz. Şimdi biraz size davulun popüler müzikteki görevinden bahsedelim. Davulun popüler müzikteki görevi ritmi tutmaktır. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da kick, trompet ve hi-hat. Bu üç enstrümanla birlikte yapıyoruz. Şimdi size çok basit bir ritim çalmak istiyorum. Bu çalacağım ritim aynı zamanda binlerce şarkının da ritmi oluyor. Kick'le başlıyorum. Hi-hat'le başlıyorum. Araya trompetleri ekliyorum. Şöyle özetleyebiliriz. Her 1 ve 3'te kick, her 2 ve 4'te trompet, her 1, 2, 3, 4'te de hi-hat vuruyorum. Eğer bu şekilde çalışırsak bu elde edeceğimiz en basit groove ya da ritim olabilir. Bunu yaptığımız zaman en basit davulla çalınabilecek bir groove'u elde etmiş oluyoruz. Daha sonra bunu geliştirmeye çalışabiliriz. Hi-hat'lerimizi ikiye katlıyoruz. Bu sefer 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye hi-hat sayacağım şimdi size. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Bunun içine yine 1 ve 3'lerde kick, 2 ve 4'lerde trompet eklediğim zaman bir önceki ritmin biraz daha gelişmiş halini elde ediyorum. Şu şekilde duyuluyor. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Şu an yaptığımız şeyin adı zamanı tutmak, groove çalmak veya ritim çalmak diyebiliriz. Size davul çalımıyla ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Neon 1 YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Neon1.com budur.